güzel olacak. Çok güzel. Görelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de görelim. Bir de sahip oldu yani. Ondan. Sahibisi ne? Abi oy çaldı lan. Öyle mi? Tabii. Biz de seni sandıkta böyle dedik dedi. Cevabını verdi kardeşim. Burada 5 yılın sonunda gençlerimiz de tekrar buraya dönüş yapacaklar. Kayseri Pınar başındayız. 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde CHP'li aday Deniz Ziyan, MHP'li aday Memduh Uzunluoğlu'ndan 324 oy daha fazla alarak belediye başkanı seçilmişti. Ancak MHP'nin itirazı üzerine YSK seçimleri tekrarlama kararı aldı. 2 Haziran'da sandığa giden yaklaşık 18 bin yurttaş Pınarbaşı belediye başkanını belirleyecek. Medyaskop olarak seçimin nabzını tutuyoruz. Hayırlı olsun, bir sorun yok, bir sıkıntı yok. Yok, ya, sıkıntı yok. Bize bir isminiz var mı? Teşekkür ederim. Gel, gel, gel. Var gelsin. Hocam telefon mevzusu. Evet, burada telefon. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz, sağ olun. Kolay gelsin. Tamam. Alacağız inşallah. He? Alacağız. Fark açılır mı? Fark. Onların yaptığı farkın üstünde olur. Peki bu kadar sene sonra CHP nasıl geçen seçimde aldı abi? Burada. Küskünlere bağlayalım. Niye nasıl? Abi? Küskünlere bağlayalım. Şey, partiye sandığa küskünlere mi? Bütün partiler, sırf Milliyetçi Hareket Partisi'ne değil. Türkiye genelinde oy kullanmayanlara bakıldığı zaman bunu bu şekilde yorumlamanın herhangi bir partinin birbirlerine karşı zıtlığından şundan bundan değil. Pınarbaşı kültür, medeniyet şehirler arasında ilçe olarak başta gelen bir yer olduğu için insanlar birbirlerine her ne kadar da ayrı ayrı partilerde olsalar da her zaman kucaklaşmayı bilen bir ilçedir. Sence? Abi biz alırız. MHP. Cumhuriyet var. Bu sefer alır mı? Tabii. Geçen sefer alamadım. Farklı alır. Geçen senin şahip oldu biliyorsunuz. Öyle mi? Tabii. Ne oldu? Şahip oldu onun için. Oyumu çaldılar onun için. Bu sefer hani... Farklı alırız. Fark açılır tabii, mı? Tabii tabii. Geçen sene, geçen seçimde az mı insan gitti sandığa? Küskünler mi vardı? Tabii emekliler gitti. Emekliler gitmedi ondan. Bir de şahip oldu yani. Ondan. Şahibesi ne? Hani abi oy çaldı lan. Öyle mi? Tabii. Mühürsüz oy koydular. Hmm. Ondan. Bu sefer farklı alırız. Şimdiden aldık yani. Kesinlikle ara, açık arayla alırız. Açık arayla olur. 5 sene daha Memduh Paşa'nda da... Fark atılır yani diyorsunuz. Fark atılır. Yani geçenki döneme göre fark kesinlikle atılır. Sandığa gitmeyenler mi gider? Sandığa gitmeyenler de var. Bu tepki oyları vardı. Onlar tekrardan geri dönüşler var. Hani sağ kesimde bayağı bir tepki oy olmuştu bazı sıkıntılardan dolayı. Onlar şu anda geri dönüş yaptı. Hani kendi yuvasına geri döndü. Ben de içinde. Böyle ki şimdi şeydeyiz, MHP'deyiz. CHP kazanırsa ne olur? CHP kazanırsa Pınarbaşı bir 10 sene daha geriye gider. Bu. Yani başka da olacağı bir şey yok. Her şey göz önünde. CHP'nin kazanma şansı yok şimdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı getiriyorlar. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı getiriyorlar. Bir belediye 4 tane hurda araba hibedir. O anda mazot bulamazlar bunlar. İçine koymuyor. Ya boş hikaye okudular. Millet de bunun farkında. Deniz. Sükunetli gidiyor maşallah. Ne bekliyorsunuz? İnşallah böyle gelecek. İnşallah lehimize sonuçlanacak diye bekliyorum. Karşılıklı Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi yarışıyor. Diğer partiler de bizi destekliyor. Bundan dolayı kazanacağımızı umut ediyorum. Emekliler
gitmedi dendi geçen seçim. Emekliler o diğer seçimde gitmedi ama bu seçimde şu geçen 2 aylık sürede hepsiyle görüştük. Şimdi sandık başındalar. MHP'den yana oylarını mı kullanıyorsunuz? Tabii ki Cumhur İttifakı'ndan yana. Bir fark gelişir mi peki? Bekliyoruz inşallah. Sonuç her ne olursa olsun nasıl değerlendirmek? Sonuçlar ne olursa olsun tabii sükunetli, bize yakışan şekil neyse ona göre değerlendireceğiz. Düğümler gayet iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Halkın teveccühü çok iyi. Bu 31 Mart'ta yapılan adaletsizliği, hukuksuzluğu seçmenlerimiz kesinlikle içlerine sindiremediler. Onun da cevabını bu 2 Haziran seçimlerimizde inşallah verecekler. Çünkü burada bizlere yapılan adaletsizlik, hukuksuzluk, seçmene yapılan bu iradesizlik, saygısızlık, emin olun ki seçmenimiz tarafından cezalandırılacaktır. CHP arır diyorlar. Fark açılır mı açılmaz mı? Biraz fark açılır. Neden iptal ettiler peki abi? Ya işte haksızlık yani. Bir milletvekili hakime küfür edersen uğraşır işte. Devletten ne bekliyor? Evet. Nüfus da az Pınarbaşı'nda. Az, göç olayı çok ya. Yıllarca MHP yönetmiş burayı. Evet, iş sahası yok. Hiçbir şey yok. CHP gelirse değişir mi bir şeyler? Bir şeyler olur, evet. Dürüst insan en azından, çalışkan insan. Seçimler kesinlikle kazanır. CHP mi kazanır? Deniz Bey kazanır. Fark açılır mı? Fark açar. Deniz Bey'e yapılan haksızlığı halk affetmiyor. Siz nerelisiniz? Halk onu affetmez. Deniz'e yapılan haksızlığı halk affetmez ve çok güçlü oyla kazanacak. Oylar çalındı diyorlar. Şimdi mi? Şimdi yok. Geçen seçimde. Geçen seçim işte haksızlık yapıldı. MHP'liler de diyor ki bizim hakkımızdı diyor. Yok, MHP'liler her zaman yaptığı gibi yobazlık yaptılar. Oyumu kullandım abi, evet. Ne bekliyorsun seçim sonucu? Seçim sonucu Allah'ın izniyle CHP'nin kazanmasını bekliyorum abi. Bu iktidara gelmesini, bir değişimin olmasını istiyorum. 25-30 yıldır MHP'nin elinde, MHP yönetiyor ama Pınarbaşı bomboş. Ne bir fabrika olsun, ne bir iş sahası olsun, ne bir mesire alan olsun, hiçbir şey yok. Bu ülke, bu Pınarbaşı ilçemizin daha da güzelleşmesini istiyorum. İş sahalarının olmasını istiyorum. Gençlerin yani çalışacak bir yeri yok. Sürekli geziyorlar çarşıda. Abi iş sahası istiyorum. Pınarbaşı değilsin, daha güzel olmasını istiyorum. Bu kadar. Irkçılığa döktüler. Ya Pınarbaşı Türkiye'nin küçültülmüş bir beldesi. Türkiye'de yaşayan her insan yaşıyor burada. Burada Çerkezmiş, Avşarmış, Kürtmüş, Aleviymiş, bunları siyasetin içine mal etmek, bunu munte etmek çok günahtır, çok yazıktır, çok yanlış yapıyorlar. Bizim için en büyük tehlike bu işin ırkçılığa dökülmemesi. Nihayet açıldı herhalde. Hepimiz daha çok bekliyoruz. İmzan taştı mı hocam? MHP CHP MHP MHP CHP Tamam, gelsin de beklemeyin. Tamam, gelsin.
31 Mart seçimlerinde vermiş oldukları oya bu 2 Haziran'da da sahip çıktılar. Deniz Yağan Başkanımız 289 oy farkla kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmıştır arkadaşlar. Efendim, tüm sandık sonuçları girildi. Tüm sandık sonuçlarının ıslak imzalı tutanakları elimizde. Deniz geldi, huzur geldi. Evet. Yeni oldu bu değişim. Evet, yeni. 50-60 yıldır yeni var oldu. Çok güzel oldu. Her şey çok güzel olacak. Göz göre göre çok büyük bir haksızlık yaşandı. Fakat 2 ay sabrettikten sonra yine çok şükür iyi bir sonuçla kazandık. 35 yıldır, 45 yıldır belli. Ya Pınarbaşı aynı yerinde sayar. Yıllardır aynı yerinde sayar. Hiçbir yere gelemedi. Artık bir değişiklik olsun. Görelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de görelim. CHP döneminde bir değişim olur mu? Hani İnşallah. Umuyoruz. Umuyoruz. Olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel. Her şey çok güzel olacak diyorum inşallah. Kurtuluş Savaşı'nda bitirdik biz bu işi. Kurşun adres sormadı. Avşar demedi, Çerkez demedi, Kürt demedi, Alevi demedi, Sunni demedi. Kurtuluş Savaşı'nda ümmettik. Biz millet olduk. O zaman bu millete hayırlı olsun. Düşüncelerini, duygularını yorumlayabilir misin? Valla düşüncelerimi, CHP burada şimdi düşüncelerimi açıklayamıyorum. Heyecanlıyım, sağ olsun, var olsun. Pınarbaşı halkı iradesine sahip çıktı. Buradaki yapılan adaletsizliği, hukuksuzluğu gereğini yerine getirdi. Kazanan Pınarbaşı oldu, kazanan Pınarbaşı halkı oldu. Kesinlikle ayrıştırıcı olmayacağız, birleştirici olacağız. Elimizden geldiği kadar ne geliyorsa ilçemiz için her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Sadece şunu diyebilirim, 2 ay zaman kaybımız oldu. İnşallah bu 2 ayı da var ya telafi edeceğiz, hizmetlerimize devam edeceğiz. Efendim gençler şehir dışına göçe gidiyor, iş imkanları bekliyorlar. Tabii ki istihdam sahaları açacağız, gençlerimizi rahatlatacağız. Emin olun burada 5 yılın sonunda gençlerimiz de tekrar buraya dönüş yapacaklar. Sağ olun. Bizim altı okumuzdan bir tanesi milliyetçilik. Rahmetli Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyorum, saygıyla yad ediyorum. Milliyetçi düşüncelere hassas arkadaşlarıma ben buradan sevgilerimi gönderiyorum. O konuda en ufak bir endişesi olmasınlar. Burası Sayın Alparslan Türkeş'in memleketi, baba memleketi. Biz onlara öyle bir, onlar bizim geçmişte büyüklerimiz. Bu ülkeye hizmet etmiş insanlar, görev yapmış insanlar. Bizim ne Sayın Türkeş'e, ne Sayın Demirel'e, ne Sayın Erbakan'a, ne Sayın Ecevit'e söyleyebileceğim. Hepsini rahmetle yad ediyoruz. Milliyetçi hassasiyet olan arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Rahat olsunlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde hem milliyetçilik var, hem halkçılık var, hem demokrasi var. Hiç korkmasınlar. Burada her milletten yaşıyor. Kürdü, Avşarı, Çerkezi, Cingeni, Romeni. Hiçbir öyle bir şey olmamıştır. Yani nizah, dövüş, kavga herhangi bir şey olmamıştır. Milletin kullandığı oya saygı duymak lazım. Kazananın başkanını da tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun vatanımız için. Türkiye genelinde bu kazandı. Bir burada değil. Bütün belediyeleri almıştır. Allah hayırlı uğurlu olsun deyip geçmek lazım. Her şey vatan için. Çerkezler ve Avşarlar bu seçimde birbirlerine rekabet içerisinde birbirlerine bir çatışma halinde. Hayır öyle bir hiçbir şey yok. Hayır öyle hiçbir şey yok. Pınarbaşımızın adını kötülüyor. Bu milletvekili BHP'nin Baki Ersoy denen vatandaş geldi Avşarlara, Avşarık, emmilerim, dayılarım, Çerkez'e mi vereceğiniz diye ırkçılığı yaratmaya çalışan bu. Kavgası yok. Ondan sonra kalktı ben milletvekiliyim diye küfür etti. Halk da bunu duya duya sen bizim biz de seni sandıkta böyle ederek dedi cevabını verdi kardeşim. Aslında hani baktığın zaman hem Çerkezler de oy vermiş hem ya abi, oy vermiş. Abi verdiler niye kardeş kardeş geçiyoruz. Bu Pınarbaşı kurular 1860 tarihinden beri neyse
kardeş kardeş yaşıyoruz. Daha bir olayımız olmamış, bir şeyimiz olmamış. Araya böyle nifak sokmaya çalıştılar ama beceremediler. Benim eşim Afşar'dır. Eniştem Afşar'dır. Yani öyle şeylerde yani ben Çerkez olarak bana kız verdiler. Niye verdiler? Öyle bir çatışma varsa. Bu birilerinin... Tabii uydurmasıdır. Ortaya bir nifak tohumları atıyor birkaç tanesi. Bunu da yani bütün ilçeye mal etmek yanlıştır yani. Öyle kesinlikle bir şey olmaz. Neden bu tohumu atıyorlar abi sence? Demek ki istemiyor. Buranın karışmasını istiyorlar. Diyorum ben mesela Avşar'ım. Eşim Çerkez, damadım Çerkez. Şey Avşar estağfurullah. Öyle bir sorun yoktur yani hiç. Hiç öyle bir şey kolay denk geldiniz mi? Bir kavga, bir dövüş. Yok asla öyle bir şey olmadı. Ben mesela gençliğim Pınarbaşı'da geçti. Evliyim Pınarbaşı'da geçti. Yani yıllarımızı verdik. Öyle bir şey hiç rastlamadım ben. Görmedim yani. Teşekkür ederim. Yani söylentiye falan inanmayın siz.